Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de dünyada öne çıkan gündem başlıkları, piyasa açılışları, kapanışları, ekonomi gündemini sizler için bu sabah itibariyle özetlemiş olacağız. Şimdi yeni kabine açıklandı. Ardından Merkez Bankası'nın ölçülü faiz indirimi geldi. Yarım puanlık bir indirimle bu hafta faiz koridorunun üst bandını Merkez Bankası %9,5 seviyesine çekti. Dolayısıyla hem yeni kabinenin açıklanması, oradaki olumlu hava, piyasalar tarafından yeni kabinenin olumlu karşılanması, hem de bir yandan Merkez Bankası'nın ölçülü faiz indirimlerine devam etmesi Fed'in yarattığı tedirginliği bir miktar azalttı ve dolar kotasyonları 3 lirayı aşan kotasyonlar pazartesi gününe biz bu seviyelerden başlamıştık. 2.93 seviyelerine kadar geriledi. Bu sabah da benzer seviyelerden, aynı seviyelerden açılışın olduğunu görüyoruz. Kotasyonlar bankalar arası piyasada 2.93.45, 2.93.67 seviyesinde. Euro TL'ye bakıldığında da dün 3.26'ya doğru bir kayış vardı. Yeniden 3.28 seviyelerini görüyoruz. 3.35'lerden 3.36 lira seviyelerinden aşağı yönlü bir hareketin Euro cephesinde de yaşandığını söylüyoruz. Bugün Amerikan Merkez Bankası Fed Başkanı Janet Yellen bir etkinlikte konuşacak. Orada acaba bundan sonraki sürece ve faiz artırımlarına dönük nasıl mesajlar verir? Bu izlenecek ve pazartesi günü belki Fed Başkanı Yellen'ın açıklamalarının etkisini piyasalarda göreceğiz. Asya borsaları Amerika'dan gelen ekonomik verilerin güçlenmeye devam etmesiyle beraber yükselişini sürdürdü. Amerikan ekonomisi toparlanıyor. Hem konut satışlarında hem işsizlik maaşı başvurularında hem imalat verilerinde bunu görüyoruz. Zaten Fed başkanları da Haziran ve bu yıl için 2-3 faiz artırımı olabilir diyor. Dolayısıyla veriler de bu görüşleri destekliyor. Zaten son toplantı tutanaklarında da bir faiz artışına aralandı. Dolayısıyla Haziran'da ve sonrasında acaba bir faiz artırımı olur mu tedirginliği var. Ancak bir yandan da Amerikan ekonomisi toparlanıyor. Dünya ekonomisinde bir toparlanma olacak beklentisinin yarattığı olumlu havada var. Petrol fiyatları uzun bir aradan sonra ilk kez 50 dolar seviyesini dün gördü. Hatta bu seviyeleri aştı. Dolayısıyla Asya borsalarında bütün küresel büyüme kaygılarının azalması, Amerikan ekonomisinin toparlanmasına dair işaretlerin gelmesiyle başlayan olumlu bir hava var. Olumlu olmayı tercih etmiş durumda Asya borsaları. Keza ABD borsalarına baktığımızda da yatay aşağı yönlü hareketlerle bir miktar kar satışlarıyla kapanışın gerçekleştiğini görüyoruz. Japon Nikkei endeksinde de %0,47'lik bir yükseliş var. Şangay endeksinde de yine yatay aşağı yönlü bir hareket ve yine bu haftayı da yatay da olsa %0,3 de olsa bir kayıpla kapatmaya hazırlandığını Şangay borsasının izliyoruz. Dolayısıyla içeride siyasi gelişmeler izleniyor. Yeni kabine olumlu karşılandı ama bundan sonrasına ilişkin uygulamalar önemli olacak. Ve piyasalar bu gündemi, siyasi süreci ve önümüzdeki dönemi yakından takip edecekler. Bir yandan Fed faiz artıracak mı tedirginliğinin devam ettiği ortamda Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem atacağı adımlar da yine piyasaların gündeminde olacak. Bu ortamda dolar kotasyonlarının da 2.93 seviyesine kadar gerilediğini söyleyelim. Euro dolar paritesinin de 1.11.87 seviyesinde 1.12'nin altında hafif bir yükselişle seyrine devam ettiğini aktaralım. Dolar güçlü. Dün 50 doları aşan petrol fiyatları 49 dolar seviyesinde ve altının onsu da 1.220 dolara doğru dolar güçlenirken gerilemiş durumda. Petrol de yeniden 50 doların altında diyerek piyasaları özetleyelim. Bugün Yellen'ın bizim piyasalar kapandıktan sonra yapacağı açıklamalar, belki verebileceği sinyaller önemli olacak. Onun dışında yoğun bir veri akışı yok. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de bugün İstanbul'da olacak. Bankalarla bir araya gelecek. BDDK Başkanı da o toplantıda olacak. Şimşek'in görev alanında değil BDDK ama İstanbul'da bu toplantı bugün gerçekleşecek. Ve kabine açıklandıktan sonra da ilk toplantısı olacak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in. Buradan gelecek açıklamaları da yine bugün itibariyle izliyor olacağız. Dünya borsalarının kapanışı, piyasada ilk açılış rakamları özetle böyleydi. Gündem başlıklarıyla devam edelim.
Ramazan geliyor, pide fiyatları ne olacak? Ramazan pidesinin kilosu 6 lira olacak. Dün itibariyle açıklandı. Fırıncılar Federasyonu Ramazan pidesinin kilo fiyatını 6 lira olarak açıkladı. Pidenin kaç gramının ne kadar olacağı valilik tarafından duyurulacak. Pide gramajının kilo fiyatına uygun olup olmadığına özellikle dikkat etmek gerekiyor. 350 gram pide geçen yıl 1 lira 80 kuruştu biliyorsunuz. Bu yılda pidenin fiyatının, standart pidenin fiyatının 1,5 lira olması bekleniyor. Ramazan gelirken, 6 Haziran'a yaklaşırken pide fiyatları da açıklanmış durumda. Dünün yine ekonomi cephesinden gelen açıklamalarından biriydi. Ve çarşı pazarda da Ramazan alışverişleri başladı. Birazdan aktarırız. Arkadaşlarımız çıktılar. Acaba bir sofra kurmanın maliyeti nedir diye baktılar. Fiyatlar geçen yıla göre değişmedi ama değişmese bile hala yüksek. Alım gücü çok yüksek olmadığı için fiyatlar vatandaş tarafından hala pahalı bulunuyor. İşte peyniri, pastırması, diğer ürünleri baktığınızda hani böyle çok da bir sepeti doldurmak kolay gözükmüyor. Aslında sonra çarşı pazarı dolaştıracağız size Ramazan gelirken. Orada fiyatlar ne durumda? Sofrayı ne kadara kuracağız? Vatandaş ne diyor? Bakacağız. Fiyatlar geçen yıla göre artmasa da hala yüksek. Madencilerin açlık grevi devam ediyor ama farklı gelişmeler var o noktada. Zonguldak'ta 4 aydır maaş alamayan madenciler açlık grevine devam ediyor. Üstelik işçiler dün akşam saatlerinde maden ocağının girişinde göçük oluşturarak dışarıyla irtibatlarını da kestiler. Hem madende kalmaya devam ediyorlar, o yerin altında günlerdir kalıyorlar, hem de dışarıyla bağlantılarını tamamen kestiler ve artık duyun sesimizi diyorlar. Kilimli ilçesinde şirketlerine kayyum atanmıştı madencilerin. 245 madenciden bahsediyoruz ve bu madenciler yaklaşık 4 aydır maaşlarını alamıyordu. Madencilerden 85'i bundan 10 gün önce kendilerini madene kapatarak açlık grevine başlamıştı, hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz günlerde işçilerden bazıları rahatsızlandı. Maden ocağından hastaneye kaldırıldılar. Madende açlık grevini sürdüren işçi sayısı da şu anda 28. Ve son olarak CHP'den dün bir heyet işçileri ziyaret için Zonguldak'taydı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın başkanlığındaki heyet açlık grevi başlatan maden işçileriyle görüşmesi polis tarafından engellendi. Polisle CHP'li vekiller arasında arbede yaşandı dün. İşçilerin aileleriyle görüşen heyet işçilerle de uzaktan da olsa bir temas sağlamayı başardı. Hürriyet gazetesinin haberine göre vekillerin gitmesinin ardından günlerdir herhangi bir sonuç alamıyoruz gerekçesiyle işçiler maden ağzında barikat amacıyla kontrollü bir göçük oluşturdu. Madenin içine giriş çıkış şu anda yapılamıyor. Madencilerden de haber alınamıyor. Dolayısıyla Zonguldak'ta Kilimli ilçesinde madencilerin yaşadığı durum bu. Şirketlerine kayyum atandı. Aylardır maaşlarımızı alamıyoruz diye açlık grevine başlamışlardı. Yerin altındalar. Bir saat bile, bir dakika bile kalmanın zor olduğu orada açlık grevine devam ediyorlar ve dışarıyla bağlantılarını da kopardılar. Artık sıkıntının boyutlarını daha ne anlatır bilinmez. Ne zaman nasıl çare bulunur o da bilinmez. Dolayısıyla Zonguldak'tan gelişmeleri de bugün yaşananları da daha detaylı olarak bugün izlemeye devam edeceğiz. İnşallah olumlu bir haber gelir. İnşallah bu sıkıntıların bittiği haberine de almış oluruz. Dün Ekonomist Dergisi yılın iş insanlarını açıkladı. Hem yılın iş insanı, hem yılın girişimcisi, hem de yılın bürokratı ödülleri verildi. Yılın iş insanı Ocak ayında kaybettiğimiz Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un oldu. Ödülü eşi Karalin Koç, Begüman Doğan Faralyalı'nın elinden aldı. Ekonomist Dergisi'nin bu yıl 25.si düzenlediği yılın iş insanları ödül töreni dediğim gibi dün yapıldı ve yılın profesyoneli kısa bir süre önce Carrefour'sa genel müdürlüğünden ayrılıp Pegasus'a liderlik koltuğuna oturan Pegasus'ta Mehmet Nane'nin oldu. Pegasus genel müdürünün oldu. Yılın kadın girişimci ödülünü Selamlık markasıyla Karolin Koç ve Banu Yentür aldı. Yılın erkek girişimcisi Bitaksi'nin kurucusu Nazım Salur oldu. Ve yılın sivil toplum lideri ödülü TÜSİAD'a gitti. TÜSİAD Başkanı Can Sen Başaran
Finance Times aldı ödülü. Yılın bürokratı yine Merkez Bankası Başkanı seçildi. Erdem Başçı'ya verildi ödül. Nisan ayında görevini Murat Çetinkaya'ya devreden Erdem Başçı da yılın bürokratı oldu. Hem Simit Sarayı, hem Yemek Sepeti, hem Doğan Holding, genç girişimciler, genç iş dünyasının genç isimleri de başarı öykülerini yine dün anlattı. Gazetelere bakalım neler öne çıkıyor diye. Bugün Vatan'da ilginç bir haber var ekonomi sayfasında, onu aktaralım size. Ev almak çok kolay değil. Metrekaresi artık 5000 liradan başlıyor ev fiyatlarının. Dolayısıyla dar, orta gelirli ve dar gelir grubuna yönelik projeler çok fazla yok. Daha çok üst gelir grubuna yine satışlar daha ağırlıklı yapılıyor. Ama orada da talep çok büyük değil. Tamam, konut talebi devam ediyor ama orta ve dar gelir grubunda talebin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Şimdi sertifikalı ev dönemi başlıyormuş. Metrekare bazında ev satışına sayılı günler kaldı diyor Vatan Gazetesi. SPK Sermaye Piyasası Kurulu gayrimenkul sertifikası tebliğini Haziran'da yürürlüğe koymayı hedefliyormuş. Vatandaşlar yeni finansal enstrüman olarak bunu tercih edebilirler. Konut ve dönüşüm projelerinden bir metrekarelik bile olsa sertifika alabilirler. Dolayısıyla proje büyüdükçe sizin yaptığınız yatırım geliriniz de artacak. Dolayısıyla proje bitince bu sertifikaları satıp parasını alabilirsiniz. Ya da daha çok sertifika alıp ev de alabilirsiniz. Dolayısıyla konut projesi başlarken bir metrekare bile olsa bu projeden sertifika alma dönemi. Dolayısıyla konuta küçük küçük olsa da yatırım yapma döneminin başladığını sizlere aktarmış olalım. Bu arada turizmcilerden çok iyi haber gelmiyor. TÜROP, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır, bu yıl zor olacak. Nisan ve Mayıs ayında çok iyi işaretler almıyoruz. Hem turist sayısında hem gelir sayısında ciddi düşüş var. Otel fiyatları İstanbul'da 93 Euro'dan 50 Euro'ya kadar geriledi. Dolayısıyla doluluk oranlarımızda ciddi düşüşler söz konusu. Bu yıl turist sayısında ve gelirde çift haneye ulaşan kayıp görüyoruz. Desteklerin daha da arttırılması, verilen destekler tamam, iyi, olumlu ama yetmiyor. İstihdam kaybı da %25'lere varabilir diyor. Dolayısıyla turizm sektörünün bu sıkıntısını da dile getiriyor. Mayıs ayı biterken gıda fiyatlarını söyledik, Ramazan'ı söyledik. Dolayısıyla Ankara'da gıda fiyat enflasyonunun Mayıs ayında da düşmeye başladığını Türk İş açıkladı. Ve Ramazan geliyor, çarşı pazarda durum ne diyerek günün ekonomisini noktalayalım biz. Muhammeden Resulullah. 11 ayın sultanı Ramazan ayı kapıda. 6 Haziran pazartesi günü ilk oruçlar tutulacak. Sahurda ve iftarda ne yenilecek, sofraya ne koyulacak? Şimdiden telaş başladı. Ramazan geldi, hoş geldin kardeşim. Siz de Ramazan hazırlığına mı çıktınız? Evet, aynen öyle, Ramazan hazırlığına çıktık efendim. Neler alacaksınız peki? İşte peynirdir, hurmadır, zeytin gibi. Burası Mısır Çarşısı. Çarşıdaki tezgahlara Ramazan'a özel hurmalar koyuldu. Kudüs hurmasının kilosu 34, Medine hurmasının kilosu 25 liradan satılıyor. İftara hurma, Ramazan'a hurma. Hem sahurun hem de iftarın olmazsa olmazları. Peynir, zeytin, pastırma. İşte fiyatlar. Beyaz peynir 17.500'den başlıyor. Pastırmanın kilosu 75'e var, 90'a var. Eski kaşarın kilosu 19.500, Kars'ın, Trakya'nın 21 lira. Geçen sene de aynı fiyattı, bu sene de aynı fiyattı. Taze kaşar var tost için mesela 13.90, kampanya fiyatı var şu anda. Bu da geçen sene aynı fiyattı. 2015'li fiyat olarak aynı, değişen fiyat olmadı. Bir tek zeytinler biraz fiyatlar yükseldi. Zeytinler uzadı, ağaçlar da yandı. Geçen sene çok kış oldu, kar kış oldu. 13.50'den başlıyor, 25 liraya kadar siyah zeytin. İşte 12.50'den başlıyor. Böyle 18 liraya kadar yeşil zeytinler var. Geçen sene ne kadardı? Geçen sene en pahalısı 21 liraydı. Şu an 25 lira. Tüketici pahalılıktan dert yanıyor. Vallahi alınacak gibi değil, pahalı, her şey çok pahalı, ne bileyim ben. Yani biz inan ki burada geldiğimiz zaman çoğu zaman mesela birer kilo, yarım kilo aldığımız şeyler şimdi 250 gram zor alabiliyoruz yani.